Bugün burada modern öykücülüğümüzün kurucularından 1936'da yayımlanan ilk eseri Semaver, sonrasında yazdığı diğer öykü kitapları, romanları, şiirleriyle edebiyatımızda hepimizin bildiği müstesna bir yeri olan Sait Faik'in anısını yaşatmak amacıyla verilen ve kanaatimizce manevi değerinin ölçülemez olduğunu düşündüğüm armağan için bir aradayız. Usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın bu yılki sahibi, Hayatlı Öykü türündeki son kitabıyla yazar Barlas Özarıkçı oldu. Ben hiç ödül almadığım için ödül alındığında ne söyleyeceğini bilmiyorum. Hazır cevap da olmadım hiç. Hazır cevabım yok ama şu an buradaki insanları görmekten çok mutluyum. Çoğu da geçen yüzyıldan kalma benim tanıdıklarım. Yani daha fazla kitap yazabilir miyim? Onu bilmiyorum. Şeyi kafamı taktım. Yaşlılık üzerine yazmayı. Ama yaşlılık üzerine yazarken yaşlılığı sorunu getiremeyeceğiniz için bitip bitmeyeceğini bilmediğim için hiç girmiyor. Asıl büyük mesele zaten yaşlılık meselesini içeriden yazmak. Simone de Beauvoir falan yaşlılık diye kitapları var ama onlar annesinin yaşlılığını bilmem nesini anlatıyor. Kendi yaşlılığını anlatabilmek çok zor bir hadise. Sait Faik Abasıyanık'ı ben özel hayatını Tahir Alangu'dan çok dinledim. Herkesin bildiği kişilikten çok daha farklı bir kişiliktir. Sait Faik çocuklarla ilişkisi, kadınlarla ilişkisi, çevresiyle ilişkileri sanıldığı gibi düz bir ilişki değildir. Kompozisyon yazarı değildir bir kere Sait Faik. İçerik yazarıdır. İçerik yazarı olmak için bir iç dünyanın olması lazım. O iç dünyalar da genellikle travmatik olur. Onun için yazar. Sait Faik'in de travmaları vardı. Onun için yazdı. Ben onu sevdim. Yani kendimi de biraz ona benzettim. Sait Faik benim en büyük yazarlarımdan biridir.